Sen bir fırça ver. Şimdi dönüşüm boyasını zemin boyamıştı Yasemin Hocam. Zaten açık renk seçtik. Üzerine pirinçimizi yapıştırdık. Şimdi gel şu güzel ışık tonu en az olan renklerden zemine bulaştırıyorum. Üçgen spotman var mı? Üçgen spotman var mı? Ben de örneğin için. Zeminde karışım olarak kullandım. Böyle içine pasta öyle. Birleştiriyorum. Tam karıştırmadım. Şimdi pasta ve elefin var mıydı canımın işi? Benim mi? Hı-hı. Var. Onu çıkarıver. Evet. Şu dolabın içinde bizim aldığımız şeyler vardı. Onlar sıradığına kalacak olursa şey olacak. Bir iki tane kalmıştır. Pas efekleri falan vardı ya. Onları bir çıkarsana bana. Fırçaya çıkan şeyler vardı. Hani kavanozdakiler vardı ya yağmurlu karton kutunun içinde. Beyaz devrilmiş beyaz kutu var ya onun içinde olması lazım. Elif'ciğim. Mavi tonun da varsa kaldıysa mavi.
Asiye bitti o. Hı-hı. Yok, tamam. Şimdi zeminde yapmış olduğumuz, yapıştırmış olduğumuz pirince gömme işlemi yapıyoruz. Yani ilk önce rastgele boyamızı sürdük. Sonra zeminde kullandığım boyanın içine pastörelifi kattım. Ve sonra biraz pas efektiyle tonlama yaptım. Spatula ile hızlıca sürdüm. Sürmüş olduğum bütün malzemeyi kalın terli fırçayla çizgi haline getirdim. Budkure inir aleti olan var mı içinizde? Ne? Budkure inir aleti. Ya ağaç budan. Bende var. Yok, şeyde lazım zaten. Hı. Sende değil. Tamam. Hani sende varsa bebeğim hazır tut, sen senin için işlem yapacağım. Şimdi bir tarafı yaparsak kendi bir tarafı düşünüyorum da. Fikirler devam ediyor şeyde. Tilkiler, kuyrukları birbirine aynen değmeden. Kafada var o tilkiler bir sürü. Gece onlar uyuyor mu? Uyuyor. Kitap okuması uyumuyor yalnız. Yani beyni uyutmayabiliyor. Ay bazen bir ara şey gece fırça sallıyorsun bir anda. Senin dersin bitiyor mu? Benim beynimde bitmiyor dedim. Ne yapıyorum? Hani bu hastalık haline geldi. Sonra bizim Fatma Hanım'la konuştum. Danışmanımla ameliyattan sonra şey yapayım. Ne yapmam lazım? Ben farkındayım mısınız bilmiyorum. Girerken ayağımı vurup da girerim içeri. Yok. İşe başlıyorum diye. Ve binadan çıkarken iş bitti. Normal hayatıma dönüyorum diye. Bir şey mi oldu? Aynen. Ne güzel. O hastalık başladım. Aynen. Şey ne güzelmiş. Korku bir şey değilmiş. Yok yani psikolojik olarak. Güzel bir şeymiş o. Totem gibi bir şey. Potem değil hayatım. Şimdi kalp hastalığından dolayı da hani derler ya kalbine dokunulanın huyu suyu değişir. Evet. Ben de arkadaşlarına bir yapıştım. Huyum değişirse haber ver diye. Kalp ameliyatı mı oldunuz hocam siz? Çok. 6 sene önce. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi bunları açacağız. Tabii bu derinliklerde kalan şeyler olacak. O zaman hocam siz eleştiriyorsunuz. Canlı yayındayım. Eleştirebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Sigara içiyorsunuz. Sigarayı bırakın lütfen. Canlı yayındayım. Yok sıkıntı yok. Herkes söylüyor. Canlı yayında bırakmayacağım. Yani. Oğlum seyrediyorsa ben içmiyorum oğlum. Çocuklarınız hobi kanallarına sakılmazlar. Evet. Enes Batur falan. PlayStation var. Kafalar. Basketbol düşünüyor benimki. Sabah 4'ü kalkıyor NBA maçı izliyordur yani. Bitti neyse. Sezon kapandı. Okula gidecek. KGS'sine var. 4'te basket. 45 yaşındayım. Ben de kalkıyorum. 4'te NBA maçı seyretmeye. Bir de görev benim. Yan odada saati çalıyor. O uyanmıyor. Şey gibi böyle bir uyuyor. Ben öbür taraftan geliyorum buradan. Kalk maç başladı. Maç 4'te. Bütün ev ayakta. Yani sen bir dönem.
konuşuyor. Ben öyle bir şey yaparım, kulaklıkla yatarım o zamanlar. Çünkü beni öyle kalkıp da kaldıracağım. Hiç kaldırmam. Zaten ordu halinde. Hani evde, hadi geçelim bir yarısı. Şey, sabaha karşı bak şunun yüksel pıtır 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 gelmiş. Şey, çıkar gelirdi. Bunların yüzünden uykum bölüyor, yani yanıma gelebilir miyim gibi bölüyor. Sen de sorun çocuklar. Güzel zamanlar. Evet, kıymetim öyle. Evet. Sonra dışarı yapıyorsun. Sen kocaman olunca... Özlüyor değil mi insan? Her saniyesi özlenir mi ya? Ay, her saniyesini özlüyorum. Ben şimdi bir örneğim. Küçükken dibimizdeydi ya. Şimdi ay, böyle bir basket oynamaya gideceğim. Ay ben de arkadaşları çıkıyor mesela basket oynamaya gidiyor saniyesi. Şimdi ilk aşama kuruyacak. Sonra bayağı işlemimiz var. Tamam.